Değerli emekçiler, emek dostları, basınımızın değerli çalışanları. Bugün emekçiler üzerinde acımasız vergi yükünü protesto etmek, adaletsiz vergi politikalarının emekçiler lehine yeniden düzenlenmesini ve sosyal hukuk devleti ilkelerine göre belirlenmesini talep etmek için buradayız. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, anayasamızın vergi ödevi başlıklı 73. maddesinde herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali güçlüğüne göre vergi ödemekle yükümlüdür ifadesi yer almaktadır. Bu düzenlemeden amaçlanan herkesin kamu harcamalarını finanse etmek üzere vergi ödemekle yükümlülüğü olduğu ancak bu ödemenin herkesin mali gücüne göre olması gerektiğidir. Ülkemizde gelir vergisi mükelleflerinin büyük çoğunluğunun ücret geliri elde edenler oluşturuyor. Ücretli çalışanlar üzerinde hem doğrudan gelir ve kazanç üzerinden alınan hem de dolaylı olarak mali ve hizmet üzerinden alınan vergiler ağır yükü bulunuyor. Kamu ve özel sektörde çalışanlar milyonlarca memur ve işçinin gelir vergileri kaynağından kesinti yapılarak ödenmektedir. Ücretlerimizden kesilen vergiler bugün ülkemizde uygulanan vergi politikaları nedeniyle İşçiler üzerinde ağır bir vergi baskı bulunduruyor. İşçinin eline geçen net ücret vergi kesintisi nedeniyle yılbaşına göre geçen sürede giderek geriliyor. Ücretli çalışanların net ücreti bir yandan enflasyon nedeniyle satın alma gücünü kaybetmesiyle diğer yandan artan vergi oranı nedeniyle azalıyor. Ortalama aylık brüt ücreti 4500 TL olan İşçi arkadaşımızın Ocak ayında 3409 TL net ücret alırken Haziran ayında net ücret 191 TL daha azalarak 3218 TL'ye düşüyor. Temmuz ayında ücret %4 oranında artsa bile yıl sonunda 349 TL eksilerek 3060 TL'ye geriliyor. Değerli arkadaşlar, vergi düzeni adil değildir. Hakka ve hukuka uygun değildir. Anayasanın ilgili maddesiyle bağdaşmayan bu anlayış sürdürülebilir de değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan vergi düzeninde yeni değişiklikler içeren yasa teklifi emekçilerin beklentilerini karşılamıyor. Vergi adaletsizliği ortadan kaldırmıyor. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullarla ve sosyal beklentiye de cevap vermiyor. Bu teklifte ücretlerin lehine olan ayrımı ilkesi yine gözetilmiyor ve çalışanların 2005 yılında %15, 20, 25, 30, 35 olan gelir vergisi tarifesine uygulanan vergi oranı 2006 yılından bu yana %15, 20, 27, 35 olarak uygulanmaktadır. Yetmiyor. 2005 yılında gelir vergisi tarifesi brüt asgari ücretin 13,5 katı iken günümüzde 7 kat hesaplanıyor. Çalışanlar her yıl daha fazla vergi ödemek zorunda kalıyor. Bütün taleplere rağmen gelir vergisi tarifesi ücretlerin lehine iyileştirilmiyor. Bu uygulamaya sosyal adaletle bağdaşmıyor. Oysa dar ve sabit gelirli geniş kesimlerin beklentisi çağdaş ve adil geliri geniş kesimlerin beklentisidir. Çağdaş bir vergi sistemi oluşturulmasıdır. Türkiye'de uygulanmakta olan tüm vergi kanunlarında öncelikle vergi adaleti sağlanması olmasıdır. Bu yönde atılan adımlar konfederasyonumuz tarafından olumlu karşılanacaktır. Ancak doğrudan ve dolaylı vergilerin en büyük ödeyicisi olan işçiler, işverenlerle aynı oranda vergilenmek haksızlıktır, adaletsizliktir. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de vergi alanında yapılacak bir reform ancak ücretlinin aleyhine var olan bu adaletsiz yapının değiştirilmesiyle mümkün olacaktır. Türk İş olarak ücret kazançları bakımından asgari ücretten alınan vergilerin kaldırılmasını temel talebimizdir. Tekrarlamak isteriz. En az geçim indirimi uygulanmasıyla da belirlenecek tutarın üzerinden bir gelir elde edilmesi sonrasında vergilendirmenin başlaması sağlanmalıdır. Öncelikle emek üzerindeki vergi yükünün azaltılmasıdır ve verginin geniş kitlelere adil bir şekilde yansımasının sağlanması gerekmektedir.
O nedenle gelir vergisi tarife başlamakları ve oranları acil olarak güncellenmesidir. Talebimiz ve beklentimiz vergide sağlanacak düzenlemelerin ücretli çalışanların aleyhine olan haksız ve adaletsiz durumu ortadan kaldırılması ve emekçilerin lehine iyileştirilme yapılmasıdır. Bu ülkemizin sağladığı kaynaklarını kullanarak geliri ve serveti elde edenler topluma karşı yükümlülüklerini yerine getirmelidir ve kazançlar oranında vergi ödemeleri sağlanmalıdır. İdeal bir vergi sistemi sosyal devlet ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde olmalıdır. Ekonomide sağlanan değerin daha adaletli paylaşılması ancak bu şekilde mümkün olur. Türk İş olarak bu adaletsiz vergi düzeninin değiştirilmesine, emekçilerin vergi yükü altında ezilmesine son verilmesini talep ediyoruz. Değerli arkadaşlar, biz Ocak ayında ne kadar ücret alıyorsak Aralık ayında da onu almak istiyoruz. Bu kadar basit. Bu ülkede ayda milyonlarca para kazanan topçularla popçular bile bizim kadar vergi vermiyor. Bu ülkede vergi konusunda toplumun en namuslu kesimi işçiler, emekçiler, Bodrum mahkumlardır. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Basit açıklamamıza katılan Türk İş Konfederasyonumuza bağlı sendika temsilcilerimize, Türk Kamu Sendikası İl Temsilcisi Başkanı'na ve siz değerli basın emekçilerine teşekkür ediyorum.